Cihangir. Üzülme artık. Hünkârımız döndü. İnşallah validem de dönecek. Afife Hatun, Cihangir'i dairesine götürün. Siz de çıkın. Mustafa'nın söylediğine göre Hürrem günlerdir kayıp ve hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor, öyle mi? Hünkârım, bu Elim hadise hepimizi çok üzdü. Aramalar devam ediyor. Bulacaklar inşallah onu. Hepimizi üzdüğü doğru değil hünkârım. Bazıları sevindi. Zira valideme haince tuzak kurdular. Ve emin olun ki onu bu hakareti reva görenler şu an aramızda. Ne varsa anlat Mihrim'a. Kim ne yaptıysa söyle. Yokluğunuzu fırsat bilip oyun ettiler hünkârım. Selim'in ağzından bir mektup yazmışlar. Validem okuyunca hemen yola koyuldu. Şehzadem durdurmak istedi hünkârım. Lakin Mihrimah Sultan araya girip mani olmuş. Evet doğru. Nereden bilebilirdim ki hainlerin pusu kuracağını? Devam et. 2-3 hafta sonra Selim'den bir mektup daha geldi. Zira ben merak edip haber yollamıştım. O da cevap yazmış. Selim hiç hasta olmamış. Validem de gitmemiş yanına. Kim Mihrimah? Kim yaptı bunu? Valideme düşmanlık edenler bellidir. Sultanlarımız. Bu çok ağır bir itham Mihrimah.
İnşallah ispat edecek delilim vardır. Mazide olanlar ortada sultanım. Delile ne lüzum var? Benim ah dışarı çık. Sen de Mehmet. Vallahi tek bildiğim bu paşam. Seni defalarca ikaz ettim. Teyit etmediğin haberlere itibar etme dedim. Sultanımız fırsat vermediler ki ertesi sabah hemen çıktılar yola. Sultanım. Olanları duydun değil mi Rüstem? Validem neler yaptıklarını duydun. Üzülmeyin. Sultanımızı bulacağız inşallah. Mihrimah Sultanım son günlerde perişan oldu hünkârım. Acı ve öfkeyle söylenmiş laflara itibar etmeyin. Neye itibar edip etmeyeceğimi sana mı sual edeceğim? Şu anda istediğim tek şey Hürrem'in bulunması. O bulunana kadar da hepiniz gözümde suçlusunuz. Biraz da sen Mustafa. Haremi sana emanet ettim. Sen emanete böyle mi sahip çıkıyorsun? Bağışlayın. Lakin benim bir kabahatim yok. Sultanımızın nasıl gittiğini size izah ettim. Madem gitmesine mani olamadın, o vakit emniyetini sağlasaydın. Usuller neyse aynen tatbik edildi hünkârım. Lakin bir anda kayboldular. Nerede olduğuna dair hiçbir iz yok. Mevzu bahis olan bir sultan Mustafa. Benim nikahlı karım. 5 evladımın annesi. Nasıl kaybolur? Üstelik yanında cariyeleri, ağaları, onu korumakla mükellef onlarca askeri varken. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Hiçbir düşmanım buna cüret edemez. Kuvveti yetmez. Şayet düşmanlarım aramızda değilse. Hatice. Mahidevran. Mazide yaptıklarınız malum. Eğer bu hadiseyle uzaktan yakından bir alakanız varsa... Yemin ederim, bedelini canınızla ödersiniz. Hünkârım. Belki de Hürrem bir yerlerde saklanmış sizin dönmenizi bekliyordur. Sonra da gelip Mihrimah gibi, sizin gibi bizleri itham edecektir. Ne demek bu? Herkes bunun Hürrem'e karşı bir tuzak olduğunu söylüyor. Belki de tam tersidir. Belki de Hürrem bize tuzak kurmuştur. Olamaz mı? Hatice. Sıkıldım artık. Hürrem yüzünden itham edilmekten bıktım usandım. Elimde olsa onu bir kaşık suda boğarım evet. Bunun için sebeplerim de var. Lakin ben hiçbir şey yapmadım. Ona ne olduğunu bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Nerede? Ne yapıyor? Ölü mü, diri mi, dönecek mi? Umurumda bile değil. Şayet birini kurban seçecekseniz, beni seçin olsun bitsin bu iş. Çık dışarı. Hepiniz çıkın. Sen de çık. Yalnız bırakın beni. Bunca vakit bulunamadığına göre başka ne olabilir Malkoçoğlu? Belli ki validemin canına kıydılar. Hayır, bu mümkün değil. Validem yaşıyor. Sadece bize ihtiyacı var. Onu bulmalıyız. Öyle değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Hakikat her neyse ortaya çıkacaktır. Dua edelim de Rabbimiz sultanımızı evlatlarına bağışlasın. Amin. Vali Bey'im, Rüstem Paşa'm, hünkârımız sizleri bekliyorlar. Şehzadem.
Eğer valideme bir şey olduysa bunun vebali senin boynunadır. Sen ne diyorsun Mehmet? Bu hadisenin benimle ne alakası var? Manisa'dan gönderildin. Sen de herkes gibi validemi suçladın. Onu yaptırdığını söyledin. Sonra ne hikmetse validem aniden kayboluyor. Bu ne cüret? Benimle nasıl böyle konuşursun? Şehzadem yapmayın. Yazıklar olsun. Kendi kardeşimden bu lafları da mı duyacaktım? Mehmet. Aslanım. Acını, üzüntünü anlıyorum. Lakin hislerinin seni zehirlemesine müsaade etme. Mustafa senin abin. Seni kardeşlerini üzecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Rüstem Paşa, derhal 5000 yeniçeri hazır olsun. İcap ederse kapı kulu sipahilerimden 5 bölük de al, aramalara başla. Her eve girilecek, her taşın altına bakılacak. Emredersiniz hünkârım. Sümbül Han'ın dediğine göre sultanımızın kayıp olduğu saklanmış. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. Zira düşmanlarımız bunu siyaseten kullanmak isteyeceklerdir. Kimin ne yapacağı umurumda değil Rüstem. Hürrem Sultan'ı bulacaksın, senin vazifen bu. Ölü ya da diri getireceksin bana sultanı. Emin olun bulacağım hünkârım. Bundan sonra uykular haram bana. Sana gelince Malkoçoğlu. Bu işin tahkikatinden sen mesulsün. Benim adıma, benim fermanımla herkese sorgu sual edeceksin. Sultanlarımız dahil. Hiç kimsenin gözünün yaşına dahi bakmayacaksın. Bu işte ihmali olan yahut kabahati olan her kim varsa benim önüme getireceksin. Evladım dahi olsa. Anladın mı beni? Emri ferman yüce hünkârımızındır. Çekilebilirsiniz. Hünkârım. Hoca Celebi, gel. Otur. Hadise hakkında malumat verdiler mi Hoca Celebi? Malumum oldu hünkârım. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'ıma dua ediyorum ki sultanımızı her türlü beladan ve şerden korusun, tez zamanda sevdiklerine kavuştursun selametle. Amin.
Hoca Çelebi. Sefere çıkmadan evvel benim karşıma bir derviş çıktı. Önüme takkesini attı. Kendinizi sakının. Ve benden dikkatli olmamı istedi. Bilhassa kendi kanınızdan. Lakin kendi kanımdan, kendi canımdan olan insanlara karşı dikkatli olmamı istedi. Aksi halde seferden döndüğümde sevdiklerimi kaybedeceğimi de söyledi. Ben bu dervişe kulak verdim Hoca Çelebi. Yüce Rabbimin bu işaretini gördüm. İcap edeni çok zor da olsa yaptım. Buna rağmen neden böyle bir acı bana reva görülüyor? Bu neyin vebali Hoca Çelebi? Neyin cezasını çekiyorum ben? Hünkârım, yüce yaradan yeri ve göğü aydınlatan ışığıyla biz kullarına yol gösterir elbet. Lakin bu yollar her daim gideceğimiz yolları işaret etmez. Bazen de gitmeyeceğimiz yolları işaret eder. Ben yanlış yola mı saptım? Bunu mu dersin? Hünkârım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der ki, Adem'in Allah indinde bir mevkii vardır ki ibadetle erişilmez. O mevkiye ulaşıncaya kadar ona hoşuna gitmeyen şeyler de verir. Mustafa abim bir suç günah yoktu Mehmet. Manasıyla kırdın kalbini. Abimin validemden nefret ettiğini biliyorum. Bunu defalarca gördüm gözlerinde. Bizler de Mahidevran Sultan'dan nefret ediyoruz, öyle değil mi? Kendi adına konuş. Ben ancak düşmanlarımızdan nefret ederim. Lakin haklısın. Abim böyle bir şey yapmış olamaz. Bir anlık öfke işte. Böyle gelir gelmez böyle bir haber alınca kan beynime sıçradı birdenbire. Şehzadem, sultanım. Bir haber var mı Rüstem Paşa? Henüz yok. Ancak dört bir yanda tahkikat devam ediyor. Bugün yarın haber alırız. Hünkârımız nasıl Rüstem, görebildin mi? Ben yanına gitmek istiyorum lakin kimseyi kabul etmiyor. Keder içindeler sultanım. Biraz yalnız kalmalarında fayda var. Şehzadem, siz de bundan sonra daha dikkatli olmalısınız. Bu hadise sizin Manisa'ya tayininizle alakalı. Önünüzü kesmek isteyeceklerdir. O yüzden de bir an önce yola çıkmanızı sağlayacağım. Validem bulunmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Hünkârım, bu acının kalbinizi karartmasına müsaade etmeyin. Zira insanı ayakta tutan kalbidir. O sizi ve sevdiklerinizi her türlü melanetten koruyan en büyük zırhtır hünkârım. Ben o zırhı kaybettim Hoca Çelebi. Kaybettim. Hünkârım, bağışlayın, rahatsız ediyorum. Hünkârım, bir emriniz yoksa? Hayırlı akşamlar olsun Hoca Çelebi. Geldiğin için, dinlediğin için sağ ol. Benim için şereftir hünkârım. Hünkârım, emrettiğiniz üzere tahkikat başladı. Saraydaki ve saraya bağlı olan herkes sorgu sual ediliyor. Bir şey öğrenebildin mi? Bu mektup Şehzade Selim Hazretleri adına yazılan sahte bir mektup. Bunu getiren Murat isminde bir ağa. O günden sonra hiç kimse görmemiş onu. Aniden evini barkını boşaltıp kaçmış. Eşi dostu kim varsa topladık. İzini süreceğiz. Eğer ona ulaşabilirsek Hürrem Sultanımıza kimin ne yaptığını öğrenmemiz mümkün. Zinhar aman vermeyesin Malkoçoğlu. Bu melun yerin dibine dahi girse bul çıkar. Hünkârım, bu takip için en güvendiğim adamıma talimat verdim. Eğer ki öldürmedilerse
mutlaka bulacaktır. Hünkârım yarın Şehzade Mustafa Hazretleri ve sultanlarımız sorgu sual için gelecekler. Siz katılacak mısınız? Lakin söylediklerimi aklından çıkarma. Benim için mühim olan Hürrem'in bulunmasıdır. Hünkârım. Malgoçoğlu. Sence Hürrem yaşıyor mu? Hünkârım, aksi ihtimali düşünmek dahi istemem. Lakin Hürrem Sultanımız birçok defa ölümden döndü. Bir kez daha dönüp geleceklerdir elbet. İnşallah. Zira şu an Hürrem'i bir defa daha görmekten gayrı bir arzum yoktur. Hürrem benim kalbim Malgoçoğlu. Nefesim, canım. O yoksa ben de yokum. Ne demek bu Mercan? Vali Bey niye çağırıyor bizi? Tahkikat başladı. Sorgu sual edileceksiniz sultanım. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Buna mecbur değiliz. Hünkârımızın emirleri katiyen tatbik edilir sultanım. Bu yüzden saraya gitmeye mecbursunuz. Paşam siz kimden yanasınız? Hüsrev Paşa haklı. Emirlere karşı gelemeyiz. Eğer gitmezsek alenen suçu kabul etmiş sayılırız. Biz suçlu ilan edildik zaten Mustafa. Hünkârımızın nasıl baktığını görmedim. Sonra Mehmet, Mihrimah. Validem ne bekliyorsunuz? Bir cihan sultanının zevcesine tuzak kuruldu. Hesabı sorulacak elbet. Alnımız öyle bir leke sürüldü ki hakikat ortaya çıkmadan bize huzur yok. Sanki bugün ne kadar çok huzurluyduk. Doğru. Hürrem yok. Bundan daha büyük huzur mu var? Hünkârımız nasıl Mercan? Allah bilir ne haldedirler şimdi. Görmedim sultanım. Bütün gün dairelerinden çıkmadılar. Yüce Rabbin adaletinden hiç kimse kaçamaz. Er ya da geç yaptıklarının bedelini ödetir işte böyle. Sultanım, arzu ederseniz gidelim artık. Yarın zor bir gün olacak. Siz gidin paşam. Hadiseden mütevellit hazırlık yapamadım. Bir iki güne kadar ancak dışından eşya alırım. Sanmanız surh oldu sinem kanlı yaşımdan benim. Şule-i dildir görünen şimdi taşımdan benim. Su içinde gark olursam tan mı Nilüfer gibi? Mevcurup bahroldu yaşım, aştı başımdan benim. Kirpiğim saflar dizip oldu arada kan.
revan. Heybet aldı ehli ışk olan savaşımdan benim. Ah kılsam bağır eşküm mevci başımdan aşar. Gör neler geçti bu alem içre başımdan benim. Varmaz oldu bu muhibbi kuyuna dildarıma. Bağlıdır yollar geçilmez kanlı yaşımdan. Şehzadem, sultanım. Hünkârımız dairesindeler mi Mercan? Hayır sultanım. Bali Bey sizleri kendi odalarında bekliyorlar. Hünkârımız neredeler? Haremdeler şehzadem. Dün gece Hürrem Sultan'ın dairesinde kaldılar. Ne hüzünlü bir gece. Validem. Siz böyle davranmaya devam ettikçe üzerimizdeki töhmet asla kalkmaz. İlaveten hünkârımız için büyük bir acı bu. Her ne olursa olsun ona destek olmamız, onun yanında olmamız icap eder. Yaşadıklarımı bilmez gibi konuşma. Bu kubbe altında çok acı çektim ben. Gözyaşlarım hiç durmadı. Senelerce Hürrem'in gitmesini beklemişken şimdi buna üzülmüş gibi yapamam. Asıl o vakit şüphe duyarlar benden. Gidelim. Bali Bey sizleri ayrı ayrı görmek istediler sultanım. Şehzadem. Destur Şehzade Cihangir Hazretleri. Baba. Cihangir, aslanım. Ben bir rüya gördüm baba. Annemi gördüm. Bir ağacın altındaydı. Kocaman büyük bir ağaç. Neden bizi bıraktın? Neden gelmiyorsun dedim. Ben sizi asla bırakmam dedi. Annem gelecek baba. Öyle değil mi? Gelecek aslanım. Gelecek. Bütün bildiğim bu Malkoçoğlu. Hünkârımıza da izah ettim zaten. Şehzadem aylardır buradasınız. Hürrem Sultanımızla mutlaka bir görüşmeniz olmuştur. Öyle değil mi? Haremle alakalı birkaç görüşme yaptım evet. İşittiğime göre Hürrem Sultanımızla aranızda bazı tatsız hadiseler vuku bulmuş. Herkesin önünde münakaşa etmişsiniz. Ordu seferdeyken harem harcamalarını azaltmam icap etti. Hürrem Sultan'la kendisine haber vermeden aldığım bu kararlardan rahatsız olmuştu. Başka bir münakaşanız oldu mu? Hayır. Amasya'ya tayininizden Hürrem Sultan'ı mesul tuttuğunu söyleniyor. Bu doğru mu? Kimin ne söylediği umurumda değil Malkoçoğlu. Sen de iyi bilirsin ki şehzadelerimizin nereye tayin olacağına ancak hünkârımız karar verir. Valideniz Mahidevran Sultan aynı şeyleri söylemiyor şehzadem. Bizzat hünkârımıza bunun arkasında Hürrem Sultan'ın olduğunu söylüyor. Hünkârımızın yokluğunda birçok münakaşaları olmuş Hürrem Sultan'ımızla. Aralarındaki husumet herkesin malumu. Mutlaka bir şey olmuştur. Lakin ciddi bir şey olsa kulağıma gelirdi. Mihrimah Sultan'ımız bu hadisenin arkasında sultanlarımızın olduğunu düşünüyor. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şeye ihtimal vermek istemem. Ben de istemem. Hatice Sultanımızın daha evvel Hürrem Sultan'ı öldürmeye çalıştığını hesap edersek kuvvetli bir ihtimal. Hadisenin hemen arkasından validem dahil herkesi sorgu sual ettim Malkoçoğlu.
Eğer elimde bir delil olsaydı, kim olduğuna bakmadan hünkârımıza teslim ederdim. Bu valideniz dahi olsa mı? Yoksa evladı olarak validenizi korumayı mı tercih ederdiniz? Bu kadar kâfiyim. Bir sultanı itham ederken fikirlerden ve ihtimallerden daha fazlasına ihtiyaç vardır Malkoçoğlu. Elbette şehzadem. Ben de bu yüzden bir delil bulmaya çalışıyorum. Şehzadem, hünkârımız tahkikat bitene kadar payitahttan ayrılmamanızı buyurdular. Sultanım. Hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedin Bahri Bey. Bildiğimiz ne varsa anlattık zaten. Bu sorgu suali ne lüzum var mana veremedim. Bir de ben dinlemek istedim sultanım. Buyurun. Mercan Ağam. Hayrola Aziz'a, ne işin var burada? Rüstem Paşa Hazretleri sizi görmek istediler ağam. Paşa Hazretleri beni bağışlasın. İşlerim var, saraydan ayrılamam. Hemen gelmenizi emrettiler. Şehzade Mustafa'nın Amasya'ya sürgün edildiğini düşünüyorsunuz, öyle değil mi sultan? Bu sadece benim düşüncem değil Bahri Bey. Akıl saati yerinde olan herkes bunun böyle olduğunu biliyor. Yoksa siz farklı mı düşünüyorsunuz? Şu an düşündüğüm tek şey, bu kararın sizi intikam almaya sevk edeceğidir. Şehzade Mustafa, hanedan-ı Ali Osman'ın istikbalidir. Benimse tek umudum, sebebi varlığım. Bir anne olarak evladımı böyle büyük bir tehlikeye atmam mümkün mü? Hele ki Hürrem ona emanet edilmişken. Eğer Hürrem Sultan'ı Şehzade Mustafa'nın istikbali önünde bir engel olarak görüyorsanız mümkün. Bu uğurda hayatınızı bile feda edersiniz. Şehzadem iki kez ölümden döndü. İlki bu sarayda. Onu zehirlemek için bir hatun gönderdiler. Hatun şehzademe aşık olmasaydı çoktan kaybetmiştim onu. Sonra Manisa'ya casus yolladılar. Son anda yakalandı. O gün bile intikam almaya çalışmadım ben. Sadece evladımı korudum. Mesele sadece Şehzade Mustafa değil. Bu sizin için bir şahsi dava. Gurur meselesi. Ne demek bu? Ne de olsa senelerdir Hürrem Sultanımız yüzünden acı çekiyorsunuz. Gelir gelmez hünkârımızı elinizden aldı. Hayatınızı çaldı. Bir kadın olarak yalnız kaldınız. Buna dayanmak güç. Kes sesini. Nedir hayal ettiniz sultanım? Hünkârımızla tekrar birlikte olmak mı? Bu yüzden mi kurtuldunuz sultanımızdan? Haddini aşıyorsun. Sen kimsin de benim karşımda böyle konuşuyorsun? Ne yaptınız sultanımıza? Öldürdünüz mü yoksa? Yoksa bir yerlerde işkence mi ediyorsunuz? Ben yapmadım! Kim yaptı öyleyse sultanım? Sultanımıza ne olduğunu biliyorsunuz öyle değil mi? Hayır. Ben bir şey bilmiyorum. Kim ne yaptı bilmiyorum. Zerre kadar da umurumda değil. Ay Devra. Sultanım, iyi misin? Nasıl iyi olabilirim ki sultanım? Sanki katilmişim gibi sorgu sual ediliyorum. Vali Bey'e de yazıklar olsun. Onca yıl boşuna itimat etmişiz. O sadece vazifesini yapıyor. Ne oldu, ne anlattın Vali Bey'e? Ne anlatabilirim ki? Aynı şeyleri söylemekten bıktım, usandım artık. Sultanım. Bahri Bey sizleri bekliyorlar. Geliyoruz.
Hatice. Bana verdiğin sözü unutma. Sakin olacaksın. Hislerine, öfkene yenilip manasız laflar etme. Hakikat neyse o kardeşim. Bildiğim ne varsa anlatacağım. Sen de öyle yap. Sultanım, hünkârımıza olan sadakatinizden şüphem yok. Aynı diğer sultanlarımız gibi Hürrem Sultanımızla husumet içindeydiniz. Hatırladığım kadarıyla Hürrem Sultan'ın sürgün edilmesini sağlamıştınız. Ben sağlamadım. Kendi hatası yüzünden sürgün edildi. Zira benim yolumu kesmeye cüret etti. Elbette. Ancak kendisini hataya siz sürüklediniz. Tıpkı Hatice Sultan'a yaptığınız gibi. Hatice mi? Rahmetli İbrahim Paşa'nın altınlarını saklamışlardı. Siz de kendisine yardım etmiştiniz. Ne yardımı? O gün sana ben haber verdim altınları gelip teslim alman için. Doğru. Lakin bunu aylar sonra yaptınız. Zira ortaya çıkmasından korktunuz. Ben sadece Hatice'yi korumak istedim. Aynı şeyi hala yapıyor olabilir misiniz sultanım? Hatice Sultanımızı korumak için susuyor olabilir misiniz? Sultanım, sorularım daha bitmedi. Haddini bil. Çıkmak için senden izin mi isteyeceğim? Hünkârımızın emirleri kat'i sultanım. Burada kalmanız için icap ederse zor kullanmak zorunda kalabilirim. Beni buna mecbur etmeyin. Sultanım, hünkârımızın sadece tek bir arzusu var. O da Hürrem Sultan'ı sağ salim bulmak. Bu mevzuyla alakalı eğer bana yardımcı olursanız, size yemin ediyorum, hiç kimse zarar görmeyecek. Yaşadığını mı düşünüyorsun? Öyle umut ediyorum. Aksi halde birçok kişinin kellesi gider. Siz de böyle bir şey olsun istemezsiniz, öyle değil mi? Asıl olan hanedandır Bali Bey. Hünkârımız bugün üzülür, yarın üzülür, sonra bir gün gelir unutur. Zira Hürrem için, üstelik orada da hiçbir delil yokken, kendi kardeşlerine, evladına kıymaz. Sultan, hoş geldiniz. Malkoçoğlu Bahri Bey. Neden en son beni çağırdın? Oysa ilk beni sorgu sual etmen lazımdı. Zira bu işi benden başkası yapmış olamaz, öyle değil mi? Sultanım, bunu bir itiraf olarak mı kabul etmeliyim? Hünkârım. İyi misiniz? Buradaydı Mahtaşçı. Hürrem buradaydı, gördüm onu. Emin misiniz hünkârım? Burada kimse yok. Gördüm dedim sana. Arzu ederseniz etrafı arayalım. Emin ol, ben yapmış olsaydım seni yormaz. Büyük bir zevkle itiraf ederdim. Zira İbrahim'in cansız vücudunu bahçemde gördüğüm günden beri istediğim tek şey bu. Hürrem'in canını almak. Böyle bir itirafta bulunursanız, başınıza geleceklerin farkındasınız, öyle değil mi sultan? Umurumda değil. Daha evvel de itiraf etmiştim.
Üstelik ortada hiçbir delil yokken. Hünkârımıza Hürrem'i öldürmeye çalıştığımı bizzat ben söyledim. Arada bir fark var sultanım. O zaman Hürrem sultanımız ölmemişti. Kaybolmamıştı da. Hürrem sultanımız nerede? Ne yaptınız ona? Ali Bey, ben ne söylersem söyleyeyim. Üzerimdeki töhmet asla kalkmayacak. Bu yüzden daha fazla konuşmaya lüzum yok. Madem intikam aldınız, o zaman itiraf edin de bitsin bu iş. İtiraf edecek bir şey yok. İbrahim Paşa'nın hatırasına böyle mi sahip çıkıyorsunuz? Onun için yaptıklarınızı inkar ederek mi? Ben hiçbir şey yapmadım. Doğru. Hiçbir şey yapmadınız. İbrahim Paşa'nın mezarı dahi yokken kılınızı bile kıpırdatmadınız. Hatta bazıları sizin ihanet ettiğinizi dahi söylüyor. Ne diyorsun sen? Hüsrev Paşa ile evlendiniz. Hiçbir şey olmamış gibi. Yeni sarayınızda mesut bir şekilde yaşadığınızı söylüyorlar. Ben ona ihanet etmedim. Asla etmem. Hünkârımız o gün sadece İbrahim'i değil, beni de öldürdü. Duydun mu beni? Canımı aldı benden. Siz de bir can almak istediniz, öyle mi? Evet. Ben de ondan bir can almak istedim. Ama olmadı. Yapamadım. Ne yaptınız sultanımıza? Nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. Git. Bunu Mahidevran'a sor. Şah Sultan'a sor. Belki onlar biliyordur. Zira benim bu hadiseyle hiçbir alakam yok. Az evvel canını almak istediğinizi söylediniz sultanım. O yıllar evveldi Bali Bey. İbrahim'in kırkı çıkmadan Hürrem'i öldürmeye yemin etmiştim. Lakin yapamadım. Beceremedim. Bu olacak iş değil İlyas. Validem nasıl kaybolur? Bu mümkün değil. Üzülmeyin şehzadem. Sultanımız mutlaka bulunacaktır. İnşallah İlyas. Bir gün böyle bir item yüzünden sorgu edileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Ben de ne bildiysem anlattım şehzadem. Rüstem'in gözü üstümde. Fırsatını bulsa kurtulacak benden. Rüstem'in işi zor. Can derdine düştü. Hürrem Sultan olmadığında bir hiç olduğunu biliyor. Şehzadem, bir an evvel Amasya Sancağı'na gitmenizi tavsiye ederim. Zira burada emniyette değilsiniz. Eğer babamın sarayında emniyette değilsem Taşlıcalı, bırak da yıkılsın bu dünya. Zerre kadar gözümde değil. Şehzadem, biraz konuşalım mı? Hazretleri. Bunları tanıyorsun değil mi? Senin emrinde çalışan saray ağaları. Suçları nedir paşam? Neden buradalar? Bunu sen söyleyeceksin Mercan Ağa. Zira hepsi senin ismini verdiler. Hürrem Sultanımızın saraydan ayrıldığı gün mani olmamalarını istemişsin. Bir sultanı durdurmaya benim kuvvetim yetmez paşam.
İlaveten Konya'ya gittiklerinden haberim yoktu. Hünkârımız dahli ya da ihmali olan herkesi infaz etmemi buyurdular. Ben kapı ağasıyım. Doğrudan doğruya hünkârımızın verdiği emirleri yerine getiririm. Bu hadiseyle uzaktan yakından bir alakam olmadığı gibi ihmalim de yok. Zira durdurmak için bir emir almadım. Duydun mu? Ne için emir aldın peki? Hürrem Sultan'ı öldürmek için mi? Acıyla, öfkeyle söylenmiş sözlerim için senden affımı diliyorum abi. Seni üzmeyi asla istemezdim. Nedir seni bu hale getiren Mehmet? Böyle düşünmen için ne yaptım ben? Sefer hünkârımızla konuştum. Beni başka bir sancağa göndermesini istedi. Zira bunun sana karşı yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. En baştan beri bunu söyledim. Hatta seninle bile konuştum. Lakin sen benim yüzüme dahi bakmadın. Sanki ben suçluymuşum gibi. Bunun seninle bir alakası olmadığını söyledim. Gözlerinde gördüm abi. O acı öfkeyi gördüm. Sonra dedikodular aldı yürüdü zaten. Seferde askerlerin neler konuştuğunu kendi kulaklarımla duydum. Hepsi senden bahsediyorlardı. Sana yapılan haksızlıklardan. Ben umurlarında bile değildim ki. Hiç olmadım zaten. Beni sevmiyorlar. Yahya Bey'im. İsminizi çok işittim. Sizin gibi büyük bir şairle tanıştığıma memnunum. Kimsin sen? Adım İlyas. Yeniçeri Ocağı 21. bölüğe mensubum. Şehzade Hazretlerimiz lütfettiler. Kendilerine refakat ediyorum. Bütün bu olayların üstüne validemin başına gelen bu hadise beni bir hayli sarstı. İyi değilim abi. Canım yanıyor. Görüyorum kardeşim. Görüyorum. Mercan Ağa nereye kayboldu? Vallahi haberim yok o iblisten. Hünkârımızla birlikte çıkmış olmasın. Zannetmem ağam. Sorgu sual esnasında Bali Bey'in yanında olacaktı. Feriye, sen Şehzademiz Cihangir'i yalnız bırakma. Günlerdir perişan oldu. Hasta olacak diye korkuyorum. Allah esirgesin. Düzgün ha? Düzgün ha? Düzgün. Serkan ekip çağırın. Vali Bey'im, Vali Bey'im, müjdeler olsun. Düzgün ağa geldi. Düzgün ağa mı? Evet. Hürrem Sultanımızı Konya'ya götüren kafilenin başındaydı. Öyle mi? Derhal getirin buraya. Bey'im, hali perişan. Şifahaneye götürmelerini istedim. Hürrem Sultanımız nerede? Paşam, yemin ediyorum benim bir malumatım yok. Sualime cevap ver. Bilmiyorum. Paşam, vallahi ben bir şey yapmadım. Sen sualime cevap ver. Hürrem Sultan nerede? Vallahi bilmiyorum.
Zannediyorum artık konuşma vakti geldi. Mercan'a. Bir kapı ağasını öldürmenin cezası büyüktür paşam. Bilhassa Şah Sultanımız bunun hesabını soracaktır sizden. İnşallah. Hürrem Sultanımız nerede? Bilmiyorum. Paşa Hazretleri. Söyle. Düzgün ağa dönmüş. Saraya girerken görünmüş. Paşam, Mercan ağa ne olacak? Geçmiş olsun Düzgün ağa. Beyim. Konuşabilecek halde misin? O vakit anlatmaya başla bakalım. Söylendiğine göre Hürrem Sultanımıza sen refakat etmişsin. Öyle mi? Doğrudur beyim. Ben yanlarındaydım. Sultanımız nerede? Bugünü de atlattık nihayet. Henüz değil Mahidevran. Kim bilir Bali Bey hünkârımıza neler anlattı. Hala ses seda yok. Anlatacak ne var ki sultanım? Hiç. Hiçbir şey yok. Sana kimse bir şey sormadı mı? Bali Bey beni çağırmamış. Belki sonra konuşacak. Bilmiyorum. Harem bir kazan ki kaynıyor. Artık huzur yok kimseye. Gel. Sultanım. Mercan. Ne oldu sana böyle? Rüstem Paşa beni alıkoydu sultanım. Hürrem Sultan'ı sual etti. Neredeyse beni öldürecekti. Onun haddine mi düşmüş? Derhal hünkârımıza haber ver. Hünkârımızın derdi başından aşkın sultanım. Bir faydası olmaz. Hem ben iyiyim. Nasıl bıraktı seni peki? Bir haber geldi. Dediklerine göre Düzgün ağa saraya dönmüş. Hünkârım. Söyle Rüstem. Düzgün ağa gelmiş. Şifhaneye almışlar. Bali Bey de yanında. Kaçtım. Ormanda kayboldum. Yaralıydım. Bir yerde kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda bir evde uyandım. Bir köylü beni bulup evine götürmüş. Epeyce kendime gelemedim. Yaralarım ağırdı. Toparlanır toparlanmaz da yollara düştüm. Sultanımıza ne oldu? Öldüğünü gördün mü? Hünkârım. Hünkârım. Hürrem nerede? Bilmiyorum hünkârım. Nasıl bilmezsin? Yanında değil miydin? Yanlarındaydım elbet. Lakin saldırıya uğradık. Hepimizi kılıçtan geçirdiler. Ben sultanımızı alıp ormana kaçırmak istedim. Peşimizden gelip sultanımızı aldılar. Direnmek istedim lakin... Hürrem'e ne oldu? Görmedim hünkârım. Yaralarım ağırdı. Karşı koyamazdım. Kaçmaya mecburdum. Belki haber verir dedim. Kaçtın mı? Kaçtın mı? Hünkârım! Kaçtın mı? Kaçtın mı? Hünkârım sakin. Kim yaptı peki? Kim saldırdı size? Görmedim beyim. Yüzleri kapalıydı. Hiç mi konuşmadılar? Hiçbir şey duymadım. Getirin. Ali Bey, neler oluyor? Düzgün ağa geldi şehzadem. Bizi hadisenin olduğu yere götürecek. Ben de gitmek istiyorum. Şehzadem, burada kalmanız daha faydalı. Sizin de şehzadem. Valide ben olmuş peki? Bir şey anlatmadı mı? Tahmin ettiğimiz gibi şehzadem saldırıya uğramış.
Lakin ne olduğunu bilmiyoruz. Hadi. Hayırlar olsun. Bakalım ne söyleyecek Düzgün Ağa? Onca vakitten sonra nereden çıktı şimdi bu? Belki o da işin içindedir. Ben de bundan korkuyorum. İnşallah bunun altından Hürrem'in bir oyunu çıkmaz. Zannetmem sultanım. Evlatlarını bırakıp nereye gider, ne yapar? İnşallah validemizle birlikte dönecekler. Meğer rüyamda gördüm zaten. Babama da söyledim. Annem yaşıyor. Gelecek. Cihangir aslanım. Hünkârımız sadece hadisenin olduğu yere gittiler. Belki de sultanımızı hemen bulamayabilirler. Düzgün Ağa dönmüş dediler. Nerede? Kerima sakin ol. Mehmet konuşsana. Validem neredeymiş? Bir şey söylemedi mi? Tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Dün geceden hünkârımızla birlikte çıktılar. İnşallah validemizle birlikte dönecekler. Burada mı saldırdılar size? Hayli karanlıktı hünkârım. Lakin bu civarda saldırdılar. İyice bak, burası mı? Ne oldu söyle? Burası evet. Sultanımız kaçarken bu kayaya çarpıp düştüler. Ne tarafa kaçtınız? Bu taraftan paşam. Ormanın içlerine doğru. Burası mı? Burası hünkârım. Sultanımızı en son gördüğüm yer burası. Bizi bulduklarında bu ağacın yanındaydık. Demek burada yalnız bıraktım. Üstelik canın pahasına koruman gereken yerde. Bağışlayın hünkârım. Ben... Götür. Derhal dağılın. Her tarafı arayın. Çalılara, çukurlara bakın. Bütün evlere girilecek. Bütün çiftliklere girilecek. Dağılın. Şehzadem, konuştu mu Düzgün Ağa? Neredeymiş Hürrem? Bir malumat yok sultanım. Bekliyoruz hala. Ne oldu sultanım? Nedir bu telaşınız? Yoksa anlatacaklarından mı korktunuz? Sabrımı zorlama Mihrim Ağa. Ben sizlere yardım için buradayım. Eminim öyledir. Mihrim Ağa. Bağışlayın şehzadem. Lakin dayanma gücüm kalmadı. Mihrim Ağa, sakin ol.
İnşallah her şey yoluna girecek. Mihrim ağam, benim güzel kardeşim. Bana bir söz vermeni istiyorum. Her ne olursa olsun, ne haber gelirse gelsin, güçlü olacaksın. Hayır. Senin bir evladın var ve kardeşlerin. Unutma ki şimdi her zamankinden daha çok ihtiyaçları var sana. Hünkârımızın da öyle. Her daim yanlarında olacaksın. Hayır. Validem hayatta, o yaşıyor. Miskim, amberim, varım, hürrem, sevgilim, parlak ayım, yakinim, sırdaşım, varım, güzeller içinde sultanım, hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, cennetim, baharım, sevincim, günüm, gülüm, ey gülen gülüm. Çınarım, seyrim, seyranım, gül bahçesiyle bostanım. Arzum, en değerli incim, sabahım, sohbetim, akşamım. Nebatım, şekerim, hazinem, bu alem içinde huzurum. Azizim, Yusuf'um, varım, gönül mısırındaki hanım. İstanbul'um, Karaman'ım, diyar-ı milket-i ruhum. Bedahşan'ım ve Kıpçağım ve Bağdat'ım, Horasan'ım. Saçı varım, kaşı yayım, gözü pür fitne bimarım. Ölürsem boynuna kanım, medet hey na Müslümanım. Kapında çünkü meddahım, seni methederim daim. Yürek pür gam, gözüm pür nem, muhibbiyim, hoşhalım. Cihan Hatun, hayrola? Sen niye çıktın dairenden? Bütün gün oturmaktan çok sıkıldım Fariye Kalfa. Yürümek istiyorum biraz. Madem öyle bahçeye çıkalım. Şehzademizi görmek istiyordum aslında. Şehzade Mehmet Hazretleri divana gittiler. Daha sonra ziyaret edersin. Şehzade Mehmet Hazretleri! Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bugünkü divan meclisini açıyorum. Gel. Yahya Bey'im, Şehzade Hazretleri içerideler mi? Hayır. Şehzademiz erkenden çıkmışlar. Beyim, Mahidevran Sultanımız giderken hususi olarak ikaz ettiler beni. Zinhar şehzademi yalnız bırakmayın dediler. Kimseyi yanında istemiyor Hatun. Vaka halleri iyi değil. Payitahttan döndüğümüzden beri ağzını bıçak açmıyor. Benimle dahil kimseyle konuşmuyorlar. Ne olacak böyle beyim? Şehzademizin nicedir haremlerinde iman ediyor. Hatunlar arasında hadise çıkacak diye korkuyorum. Zaten Ayşe Sultanları ve Esa Sultan malumunuz. Kanlı bıçaklı oldular. Sen işini bilirsin Hatun'um. Kimseye fırsat verme. Mahidevran Sultanımız ne vakit dönecekler? Bir şey söylemediler. Lakin çok sürmez. Beyhan Sultanımızı ziyaret edip döneceklerdir. Nereden icap etti bu ziyaret, mana veremedim.
Üstelik şehzademiz bu haldeyken. Hünkâr. Yahya Bey'im. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri'nin muhafızları döndü. Şehzademiz yine atlatmış onları. Lalamın yüzünü görecektin İlyas. Büyük suyu geçip dünyanın öbür ucuna gideceğim. Üç cihanın tek hakim olacağız deyince beti benzi attı. Sizin hayalleriniz bu yüce devletin istikbalini aydınlatıyor şehzadem. İnşallah hepsi bir gün hakikat olacak. İnşallah İlyas, inşallah. Lakin en büyük hayalim valideme ulaşmak. Hiç değilse onun için bir mezar yapmak. Başucunda dua etmek istiyorum. Mekanı cennet olsun sultanımızın. Amin. Kardeşlerime de bir aile hasret kaldım. Bilhassa Cihangir burnumda tütüyor. Son yazdığı mektubu okudun değil mi? Okudum şehzadem. Şu an müsaade edilse devleti yönetirler. Gel. Şehzade Hazretleri, gözleriniz Cihan Hatun geldiler. Gelsin. Şehzadem, bana bir emriniz yoksa? Çekilebilirsin. Şehzadem. Benim cihanım, Cihan Sultanım gelmiş. Nasılsın? Sıhhatin yerinde mi? İyiyim şehzadem. Çok şükür evladımız da iyi. Hayli hareketli. Hiç durmuyor yerinde. Belli ki sizin gibi yiğit bir şehzademiz olacak. Şehzadem. Muhafızları atlattığınız söylenince merak ettim. İyi misiniz? Şehzadem. Rüstem'den Ansırtlan peşinizdeyken yalnız kalmanız doğru değil. Muhafızlarınız her daim yanınızda olmalı. Bir haber mi var? Hızır Hayrettin Paşa yakında sizi ziyaret etmek istediğini yazmış. Söyle ona gelmesin. Malum. Beni ziyaret etmenin bedeli ağır. Şehzadem. Eğer böyle davranmaya devam ederseniz size inanan, güvenen, destek olan herkesi kaybedersiniz. Kardeşimi babamı kaybettikten sonra ne kıymeti var? Şehzadem böyle demeyin. Ne söylediğini hatırlıyor musun? Eğer hünkârımız sizi gözden çıkarsaydı, payitahta en yakın, en mühim sancakta tutmazdı demişti. Şehzadem. Amasya, benim sancağım değil Taşlıcalı. Zindanım oldu. Sana tavsiyem, buradan gitmen. Böylece daha parlak bir istikbalin olabilir. Cihangir'i görmeye gelmiştim. Sizi de ziyaret etmek istedim.
için rahatsız ediyorsam. Gel otur şöyle. Peyder gelmek istiyordum aslında. Bir türlü cesaret edemedim. Nasıl acı çektiğinizi biliyorum hünkârım. Zira ben bunu yaşadım. Canından çok sevdiğin birini kaybetmenin ne demek olduğunu iyi bilirim. İçine bir ateş düşer. Ve bir mum gibi yanar durur içinde. Deryaları içsen fayda etmez. Hiçbir şey söndüremez onu. Zira onun kaynağı nefestir. Ve nefes aldığın müddetçe yanmaya devam eder. Hatta yakar. Yakar da kavurur. İçinde güzel olan ne varsa şey yok eder. Saraya dön Hatice. Abi. Beni eskiden Hatice'm. Benim kıymetlim diye severdin. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorum artık. Lakin yeter abi. Ben bir can kaybettim. Sen bir can kaybettin. Bitsin bu kış kıyamet. Ben yeniden senin kardeşin olmak istiyorum. Beni cennetine al. Beni sevmeni istiyorum. Bundan böyle de senin yanındayım abi. Seni asla yalnız bırakmayacağım. İşittiğime göre Valdemar'ı artık bırakmışsın, öyle mi? Elimizden geleni yapıyoruz sultanım. Yapsaydın Valdem burada olurdu. Hepiniz yazıklar olsun. Unuttunuz, vazgeçtiniz. Kimsenin vazgeçtiği yok sultanım. Casuslar dört bir yanda cirit atıyorlar. Hürrem Sultan adının geçtiği her yerden malumatlar geliyor. Geliyor da ne oluyor? Netice aynı. Ne Valdem bulundu, ne de ona bunu yapan zalimler. Belki farkında değilsin Mihrimah. Ama vaziyet kötü. Hünkârımızın hali ortada. Derin bir buhran içerisinde. Devlet işlerinden elini eteğini iyice çekti. Her şeyi Hadım Süleyman Paşa ile Hüsrev Paşa yapıyor. Kapıdan Paşa da yanlarında. Beni mahsus uzak tutuyorlar. Şehzade Mustafa desen, Amasya'da ne yaptığı belli değil. Uzun lafın kısası, gidişat pek hayırlı değil sultan. Ne demek bu? Hürrem Sultan'la beraber bütün gücümüzü kaybettik demek.
Hünkârımızın hali malum. Asker konuşuyor. Dedikodu aldı yürüdü. Bunu bir zafiyet olarak görüyorlar. Derhal bir şey yapmazsak hünkârımızı tahttan indirip Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarırlar. Hayır. Mustafa abimin aklın ucundan bile geçmez. İnan bana. Bunu aklına sokacak insanlar var çevresinde. Hünkârımızın yanında olma Irma. Sarayda kal. Bir şekilde kendine gelmişsin sağla. Aksi halde neticeleri vahim olabilir. Avusturyalılar Alman, İspanyol ve İtalyan askerleriyle birlikte peşte yürümüşler. Anlaşılan o ki Arşidük Ferdinand hala Macar tacının peşinde. Öyle bu Sud Efendi, öyle. Bu kabul edilemez. Derhal adlini bildirmek lazım. Hakkı haliniz var paşam da bu kafirler ne zaman bir seferi Hümayun başlasa kaçacak delik arıyorlar. Vezir-i Azam Hazretleri, bu meseleyi derhal hünkârımıza bildirmemiz icap eder. Arzu ederseniz ben kendisiyle görüşürüm. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Vezir-i Azam dururken senin haddine mi düştü? Laflarına dikkat et. Sana mı sual edeceğim hangi lafı edeceğimi? Paşalar, bu manasız tartışmalara lüzum yok. Ben hünkârımıza bir telhisle olup biteni arz ettim zaten. Ancak hala yas içindeler. Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Paşalarım, vaziyet mühim olduğu için bugünkü Divan-ı Hümayun Meclisi'ne iştirak edeceğim. Neredesin sen Hatice? Dün akşam geleceğini söylemiştin ama gelmedin, merak ettim. Saraydaydım, abimin yanında. Güneş yayıncaya kadar sohbet ettik. Hayırdır inşallah. Elini öptüm ve tekrar kardeş olmak istediğimi söyledim. Üzerimden öyle bir yük kalktı ki senelerdir ilk kez huzurla uyandım. Ne oldu ki birden? Nicedir gam ve keder ateşinde çırpınıyor. Gözümün önünde eriyip gidiyordu. Buna dayanmak güç. İkimiz de yeterince yandık, öldük. Artık yeniden dirilmenin, küllerimizden doğmanın vaktidir. Biz kardeşiz. Aynı anneden doğduk. Aynı babanın evlatlarıyız. Sen de öyle Şahuban. Sonra Beyhan, Fatma. Biz bir aileyiz. Mazide ne yaşarsak yaşayalım. Bu hakikat değişmez. Nihayet Hatice. Senelerdir hep bunu söyledim sana. Biz bir aileyiz. Hiç kimse aramıza giremez. Girmemeli. Ne olursa olsun, et tırnaktan ayrılmaz. Rumeli Sancak Bey'ine ve beyler beylerine Peşte'ye destek olmaları için derhal Emri Hümayun gönderilsin. Bu dinden Peşte'ye kuvvet aktarsınlar. Emru ferman yüce hünkârımızındır. Hünkârım bir husus daha var. Orta Macaristan'da Avusturya'nın işgal eylediği Vaç, Vişegrad, Estergon, İstolni Belgrad ve Peçhul gibi bazı şehir ve kalelerde Macarlar ayaklanmış. Hünkârımızdan yardım talep ederler. Bu fırsattan istifade etmek lazım. Doğru. Böylece hem Budin ve civarını emniyete alır, hem de Avusturya'nın işgalindeki bu topraklarda hakimiyetimizi rahatlıkla yayabiliriz. Orta Macar'da Avusturya tahkimatı ne vaziyette? Hünkârım, gelen casus mektuplarına göre bilhassa Estergon'da İspanyol ve İtalyan birlikleriyle kaleleri tahkim eylemişler. Ancak Valpo, Skolni ve İstolni, Belgrad çok muhkem kaleler değil.
Sigismund Zapolya'dan bir haber var mı? Zapolya'nın müsahipleri emirlerinizi beklemektedir hünkârım. Erdelcan evinde de bir sıkıntı yoktur. Arşidük Ferdinand'a ders vermenin tam vaktidir hünkârım. Ben de senin gibi düşünüyorum Rüstem Paşa. Derhal sefer hazırlıkları başlasın. Hünkârımız nasıl? Her daim gözün üzerinde öyle değil mi? Vallahi sultanım elimden geleni yapıyorum. Lakin haremde gücümüz kalmadı. Şah Sultan'ın ve Hatice Sultan'ın böcekleri kol geziyor. Ben artık buradayım Sümbül. Bir müddet burada Badem'in dairesinde kalacağım. Hay Allah sizden razı olsun sultanım. Siz burada olduğunuz sürece sırtımız yere gelmez evvelallah. Derhal eşyalarımı taşıyayım buraya. Emredersiniz sultanım, ben hemen hallediyorum. Bekle. Şehzadelerimizin vaziyetine malumat geliyor mu? Şehzadelerimiz afiyetteler çok şükür. Rüstem Paşa'mız bilhassa Şehzade Mehmet için hususi tedbirler aldı. Mehmet'in emniyeti mühim. Her türlü beladan sakınmalıyız. Fahriye Hatun ve Şahincibaşı İlyas her daim yanlarındalar. Gözünüz arkada kalmasın. Âlâ. Ben hünkârımızı ziyarete gideceğim. Sen de bu taşınma işlerini hallet. Emredersin sultanım. Hünkârım. Divana katıldığınızı ve sefer kararı aldığınızı söylediler. Doğru. Sefere çıkıyoruz. Artık bir kalbim olmadığına göre düşmanlarım ziyadesiyle korksunlar benden. Hünkârım. Size karşı mahcubum. Fakat emin olun elimden gelenin fazlasını yaptım. Malkoçoğlu. Şu cihanda hükümdar olsan da kâr etmezsin. Kaderinde yazan neyse onu yaşarsın. Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkâr. Mihrimah'ım. Benim Ayşe'm. Hünkârım, bana bir emriniz yoksa. Çekilebilirsin. Sultanım. Sizi merak ettim. Afiyettesinizdir inşallah. Sen evladınla meşgul ol Mihrimah. Zinhar beni düşünüp üzmeyesin kendini. Siz mesut değilken benim yüzüm güler mi hiç? Aklım hep burada. Üstemle de konuştum. Müsaade ederseniz ben bir müddet burada sizinle kalmak istiyorum. Şu dünyada karşısında aciz kaldığım iki can var. Birini kaybettim. Diğeri burada benimle. Allah'a şükürler olsun. Görmeze vurmak bizi aynı taaddüdür. Hüsn ilinin şahısın. Zulmeyleme, daha değil gel. Gel. Şehzadem. Tahşicalı nerede Fidan? Dairesindeler şehzadem. Arzu ederseniz haber verelim. Lüzum yok. Sen neden geldin? Mahidevran Sultanımız mektup yazmışlar. Bir hafta 10 güne gelecekler. Çekilebilirsin. Şehzadem, arzu ederseniz sizin için bir cariye... Çekilebilirsin dedim. Hazırlığını yap İlyas.
Lalam'la görüştükten sonra çarşıya gideceğiz. Esnaf teftişine katılmak istiyorum. Emredersiniz şehzadem. Sahilci başım. Söyle abi. Vaziyet nedir İlyas? Kimse senden şüphe etmiyor öyle değil mi? Merak buyurma ya sultanım. Bilhassa Şehzade Mehmet'in güvenini kazandın. Âlâ. Buraya geldim. Zira emri benden duymanı istedim. Vakti geldi İlyas. Mehmet'in canını almanın vakti geldi. Bu sefer kararı iyi oldu Nasuh Efendi. Nihayet hünkârımız hayata dönüyor. Haklısın beyim, haklısın da. Rüstem kuyruğunu iyice kıstırmıştı. Şimdi yine dümenin başına geçecek. Alma şu uğursuzun adını ağzına Nasuh Efendi. Olur da bir daha göremezsem o mübarek gücünü, bil ki seni çok, canımdan çok sevdim Süleyman. Başıma ne geldiyse hep bu yüzden. Razıyım elbet. Bedeli canımsa bu aşkın, feda olsun 100.000 kere. Kıymetsiz cariyen Hürrem Hasek. Hünkârımızla konuştuğuna göre meramını anlatmışsındır. Mihrimah Sultanımız gelince çıkmak zorunda kaldım. Ah, isabet olmuş. Gel vazgeç şu işten. Sensiz halimiz nice olur. Meydan Rüstem'e kalır. Buralar bana göre değil Nasuh Efendi. Her taşın altından bir fitne fesat çıkıyor. Bilhassa Rüstem'in yüzünü görmek istemiyorum. Gider ayak elimde kalacak. Aslında fena olmaz beyim. İyice bir haddini bildirmek lazım ona. Gel. Vali beyim, mühim bir haber aldık. Hayırdır gece vakti?
yapıyorsun burada? Beni nereye götürüyorsun? Gel. Hünkârım, bağışlayın fakat mesele mühim. Söyle. Hatırlarsanız size bir ağadan bahsetmiştim. Murat Ağa. Hürrem Sultanımıza gelen sahte mektubu getiren ağa. Evet. Günlerdir izini süren adamımdan haber geldi. Murat Ağa'nın yerini tespit etmişler. Öyle mi? Neredeymiş bu melun? Derhal gidelim. Lüzum yok hünkârım. Kıskıvrak yakalamışlar haini. Yarın sabah burada olurlar. Şükürler olsun ya Rabbim. Dualarım kabul oldu. Nihayet sultanıma ne olduğunu öğrenebileceğim. Akkoşoğlu gönlünden ne geçerse dile benden. Hünkârım, kalbiniz bir nebze olsun huzur bulursa... Bu benim için mükafatların en büyüğü olur. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Hünkârımız burada değiller Paşa Hazretleri. Zindana gittiler. Kim mektubu vermeni istedi? Konuş! Çok uzun zaman oldu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Öyle mi? Ben hatırlamanı sağlayacağım. Zamandır bu anı bekliyordum. Konuşana kadar nefes almaya devam edeceksin. Konuşmadığın her an acı içinde kıvranacaksın. Kim olduğumu biliyor musun? O halde sualime cevap ver. Hürrem nerede? Ne yaptınız ona? Gel. Sultanım. Gel Hüsrev Paşa. Şey mi oldu? Tam bir malumat alamadım. Lakin bu sabah biri yakalanmış.
Zannediyorum Hürrem Sultan'la alakalı bir mesele. Hünkârım, yemin ederim ben bir şey bilmiyorum. Sana Hürrem nerede dedim. Sultanımızın nerede olduğunu bilmiyorum. Lakin... Lakin? Benim hiçbir günahım yok hünkârım. Hiçbir günahım yok. Bak. Bana sadece mektubu götürmemi söylediler. Ne yapacaklarını bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Kim verdi sana bu emri? Ali Ağa. Kimdir bu Ali Ağa? Nasıl buluruz? Ben biliyorum hünkârım. Onu da sorgu sual etmiştim. Kimdir? Hatice Sultan'ın ağalarından biri. Hay Allah, merak ettim şimdi kim bu yakalanan adam. Bir malumatım yok sultanım. Lakin öğrenirim. Gel. Sultanım. Ali Ağa. Sultanım, kötü bir haber mi var? Mühim bir şey yok Gülfem. Sarayın işleriyle alakalı. Ben yukarıdayım, istirahat edeceğim. Müsaadenizle sultanım. Ben saraya gidip neler olduğunu öğreneyim. Hünkârım. Süleyman'ın Hazretleri! Gülfem, bu hayır alamet değil. Sen bir Hatice'nin yanına git. Ben de merak ettim. Hünkârım. Hatice nerede? Hayırlar olsun inşallah. Burada olduğu söylendi. Gitti mi yoksa? İstirahat etmek için odasına çıkmıştı. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hatice!
Hürrem'i senin kaçırdığını söylediler. Doğru mu? Sen mi yaptın? Kendimi bildim bileli. Hep sen varsın hayatımda. Benim için hep başka bir yerin vardı. Hayrandım sana. Rahmetli babamdan. Validemden bile çok severdim seni. Hürrem nerede? En çok da vicdanını severdim seni. Bir karıncayı bile incitmekten imtina eden vicdanına, adaletine hayrandım. Her şeye rağmen bir ağaç gibi sağlam ve güçlü oluşuna. Söyle Hatice, ne yaptın ona? Aşka her daim hürmetin vardı. Bu yüzden herkes karşı çıkarken İbrahim'le evlenmeme izin verdin. Sadece bu yüzden bile minnettarım sana. Lakin Hürrem geldi. Bitirdi masalı. Her şeyi değiştirdi. Seni değiştirdi. Benim vicdanlı, adaletli, sevgi dolu abimi aldı elimden. Gözün ondan başka hiçbir şey görmez oldu. Ne validem, ne ben, ne İbrahim, ne Mustafa. Hiçbirimiz ondan daha kıymetli değildik. Olamazdık. Validem bu acıyla gitti. Sonra İbrahim. O gece ne hissetti acaba? Cellatlar uykusunu bölüp ipi boynuna geçirdiklerinde ne hissetti hiç düşündün mü? Ya sen? Sen ne hissettin abi? Yanı başındaki odada uyurken sen ne hissettin? Sen ne hissettiysen onu. Neredeler? Daha dün yanıma geldin. Acılarımı paylaştığını söyledin. Tekrardan kardeşim olmak istedin. Ben sana inandım. Lakin sen... Bu bir ödeşmeydi abi. Sustum. Söylemedim. Asla da söylemeyecektim. Zira acı çekmeni istedim. Benim gibi ağır ağır yanmanı istedim. İstediğini aldın. Şimdi söyle Hürrem'e ne oldu? Bunu benden başka hiç kimse bilmiyor. Bu yüzden asla öğrenemeyeceksin. Ne yaptın sen? Hatice! Hatırlıyor musun? Hatice. Zamanla geçecek. Unutacaksın. İyileşeceksin. Zaman geçti abi. Hem de çok. Ama ben unutamadım. Hatice. İyileşemedim. Emin ol sen de yapamayacaksın. Hürrem'in bir mezarı bile olmayacak. İbrahim gibi. Hatice.